Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Android telefonumuzun ekranını bilgisayar ekranına aktarmayı göstereceğim. Öncelikle indirmemiz gereken bazı programlar var. Bu programların linklerini videonun altında bulabilirsiniz. İlk yüklememiz gereken program Java JR. Buradaki Download butonuna tıklıyoruz. Daha sonra Accept License Agreement dedikten sonra işletim sistemimize uygun Java programını indirip daha sonra da kuruyoruz. Standart setup'tan ibaret. Daha sonra ihtiyacımız olan program Android SDK. Android SDK'yı da yine aşağıda linkini bulabilirsiniz. Download SDK dedikten sonra işletim sistemimize göre 32 ya da 64 bit modunu seçip download diyoruz. En son olarak da bütün bu işlemler için kullanacağımız programı indirmemiz lazım. Adı Droid at Screen. Versiyon 1.0.2'yi şu anda en yüksek versiyonu. Onu indiriyorum ben. Siz de istediğinizi indirebilirsiniz. Bütün bu programları daha önceden indirip kurmuştum. Daha hızlı bir şekilde videoyu çekebileyim diye. Sonraki işlemimiz Android SDK'yı zipten çıkardıktan sonra SDK Manager'ı açıyoruz. Tool butonunu dedikten sonra alttaki bütün her şeyin tıklandığını göreceksiniz. Daha sonra da kullanmakta olduğumuz Android sürümünü tıkladıktan sonra altındaki her şey tıklı gözükecektir. Normalde yüklü olmayanların yanında buradaki gibi not installed yazıyor. Ama ben bunları daha önceden yüklediğim için hepsinin yanında installed yazıyor. Hepsini seçtikten sonra buradaki Install Package butonuna tıkladıktan sonra kendisi otomatik yüklemeyi gerçekleştiriyor. Yüklemenin tamamlanmadığını alttaki çubuktan takip edebilirsiniz. Bunun yüklemesini de tamamladıktan sonra Android Home değişkenini oluşturmamız lazım. Bilgisayarımıza sağ tıklayıp özellikler diyoruz ve gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz. Buradan ortam değişkenlerine tıkladıktan sonra yeni diyoruz. Adı büyük harflerle Android alt çizgi Home. Değişken değeri ise SDK'nızın bulunduğu klasörün içi olması lazım. Tamam dedikten sonra değişkenimiz oluşuyor. Daha sonra buraya tamam diyoruz, uygula diyoruz. Tamam dedikten sonra bu işlemi de halletmiş oluyoruz. Şimdi bu adımda ise kendi telefonunuza ait USB driverları yüklemeniz lazım. Benim telefonum HDD olduğu için hafıza kartında gelen stok programı yüklemem yeterli oldu. İçinde driverlar mevcut. Siz de kendi telefonunuzun driverlarını daha önce de bilgisayarınıza yüklediyseniz bir sıkıntı yok ama yüklü değilse eğer kendi sitesinden indirip yükleyebilirsiniz. USB hata ayıklama modunu etkin hale getirmeniz gerekiyor. Bunu da bilmiyorsanız eğer az sonra bağlantıyı tamamladığımda anlatacağım. USB kablonuzu bilgisayarınızın arkasına bağlıyorsunuz ve Droid at Screen programını çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, programı ilk açtığımızda karşımıza böyle bir pencere gelmiş olması lazım. Buradan ADB egzenin yerini gösterip programın çalışmasını sağlamamız gerekiyor. ADB exe indirdiğimiz SDK'nın içinde bulunuyor. Ben de CD Android klasörünün içinde Android SDK Platform Tools ADB exe. Open diyoruz.
Okey dediğimizde telefonumuzun ekranının karşımıza çıkmış olması lazım. Eğer karşımıza çıkmıyorsa herhangi bir eksiklik olabilir. Şimdi size USB hata boy ayıklama modunun nasıl açıldığını göstereceğim. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Daha sonra geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz. En üstte USB hata ayıklama sekmesini tıklıyoruz. Ben de şu anda tikli ekrana bağlıyım. O yüzden elleyemiyorum. Bunu yaptıktan sonra bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz da programdan bahsedeyim. Programda ekranı yan ya da dik çevirebiliyoruz. Ya da tam tersi konuma getirebiliyoruz. Ya da bu ekranda gördüğünüz görüntünün ölçeğini ayarlayabiliyoruz buradan. Screenshot alabiliyoruz. Masa üstüne kaydettim. Gördüğünüz gibi. Ciddi anlamda kullanışlı bir program. Bu da bir screenshot akışı oluşturmanızı sağlıyor. Yani bir nevi video gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde burada da telefonunuza ait bilgiler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben size tekrar işlem basamaklarını açıp veda ediyorum. İnşallah bir sonraki derste görüşürüz.